MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki flaş cümle 128 bin dolar polemiği ve emekli amiraller bildirisiyle ilgiliydi. CHP'ye sert çıktı. 128 milyar doları bırakın da 104 emekli amiral bildirisinin hesabını verin diye konuştu. 128 bin dolar polemiğinin belli merkezlerde üretilip kamuoyuna sunulan bir proje olduğunu söyledikten sonra da ihanetin maskesi olarak mı kullanılıyor diye sordu. Bire utanmazlar. 128 milyar doları bırakın da 104 emekli amiralın 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında. Peki siz neredesiniz? Merkez Bankası rezervi üzerinden başlayan tartışma siyasetin sıcak başlığı. MHP lideri Bahçeli 128 milyar dolar nerede diye soran muhalefete emekli amiraller bildirisiyle karşılık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı kaybolan para yok diyor. Merkez Bankası Başkanı aynı şeyi söylüyor. CHP, İP, HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. Belli merkezlerde projelendirilip kamuoyuna servis edilen 128 milyar dolar nerede sorusu ihanetin ve melanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır? Amiraller bildirisiyle ilgili Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk'u hedef aldı. Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk'un 4 Nisan darbe çağrısının mertçe kaleme alındığını bir gazete aracılığıyla açıklaması ise tam manasıyla namertliktir. Kanadoğlu'ndan sonra şimdi de devreye beyni sulanmış Yargıtay eski başkanı mı girmiştir? Geçen haftadan bu yana CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP ve HDP'li 30'u aşkın milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi meclise gönderildi. Hiçbir bölücü odağın Mehmetlerimize kasteden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının gazi mecliste yeri olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eşkıyanın hükmü değil, milletin hükmü geçerlidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'yi suçlayan açıklamaları için ayrı bir parantez açtı. Densiz Denditas'ın ağzının payını veren Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na huzurlarınızda yürekten tebrik ediyorum. Yunan bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayayım derken Türk pençesini yemiştir. Deve nasıl ki boynuz ararken kulağından olmuşsa, Yunanistan'da aklını başına almazsa değil kulağından, bu gidişle boynundan da mahrum kalacak.